Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşlerim, bilgi sorunu bu aslında insanın sorunu değil. Bilgi sorunu yok. İki tuşa bakıyor. Google evliyası istediğin bilgiyi sana veriyor. Bilgi almak için bir yerlere hicret etmeye yok. Alırsın. Her yerden her istediğini alırsın. Bu bir. İkincisi, iman itikattır. İslam eylemdir. İslam inanmak değildir. Namaz kılmak. Namaz inanmak değil bak. Oruç tutmak. Oruca inanmak değil. Fiil ya. İslamiyet iltizamdır. İman izandır. İslamiyet nedir? Hakka tarafgirlik, teslim ve inkiyattır. İnkiyat eylemdir. İzan ise, iman ise hakkı kabul ve tasdiktir. 36 mektubat. Eylem olmadıktan sonra bilgilerimiz vehim ve vesvese olur. Sorumluluğun miktarı olur. Eyleme geçmeyen her doğru bilgi vehim ve vesvesedir. Şimdi eylemden bahsediyor üstad. Hani var ya böyle ikinci derste, oradan bir layık oku da gidelim ha, böyle var ya böyle, hafifliyoruz ya layıkaları böyle. İslam iki ayakla gidiyor, iman ve İslam. Tren, ray var, tren var. İman esasları, sözler, mektubat, lemalar, şualar, trendir bu. Ray ise Kastamonu layıkası, Emirdar layıkası, Barla layıkası, sikke ve tarihçe. Tarihçe, Kale Musa, Kale Firavun. Kale Musa, Kale Firavun. Hak batıl mücadelesini simgeler. Layıkasız hiçbir yere gidemezsiniz. Bakın koca koca adamlar nasıl devriliyor. Layıkaya uymadıkları için. Zanlarımız, doğrularımız oluyor. Oysa Allah, zanların küçük zanlardan bile kaçının diyor. Kurtulmanın tek yolu var. Ben bilmiyorum başka. 54 yaşındayım. 17 yaşından beri medresedeyim. Layıkasız bir adım atarsan şu fitne zamanında batıla hizmet eder. Son cümlemi söylüyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh'a huruç edenler, itizal edenler, ayrılanlar mutezile olmuş. Hakemlik olayını kabul etmemişler. Hazreti Ali'ye Kur'an'ın sayfalarını geçirmişler ve mealini, bir ayetin mealini demişler. Demişler ki, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Kendi huruçlarına, ayrılışlarına delil getiriyorlar bunu. Hazreti Ali acayip bir şey söylüyor radıyallahu anh. Diyor ki, bununla batıl kast edilen, batıl kast edilen hak bir sözdür. Aynı dönemdeyiz. Risale-i Nur'u kullanarak batıl kast ediliyor. Yani batıl kast edilerek hak bir yöntem kullanılıyor Risale-i Nur. Eylem olacak. Şimdi eylemden bahsediyorum. Şimdi İstanbul'da Emirdağ 1203. İstanbul'da, demek burası, daha dehşetli bir fikirde, anarşi fikirli, küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, İstanbul payitaht, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde, herkes muhtaç olduğu iman hakikat, imani hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki, her millet, herkes Allah'ı bilir. Her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni
ders almaya ihtiyaç çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Ne imani dersler yapıyorsunuz? Ne imani? Oysa İslam nurdur, iman hem nurdur hem kuvvettir. 23. sözde. Ne demek bu? Ha, ilk önce şey söyleyeyim. İmanın bir sureti var. En dış taraf. Soğan kabuğu gibi. İmanın sureti var. Eylemdir. İmanın kanuniyeti var. İçsel doğrularımız, terklerimiz. İmanın hakikati var. Dayandığı esma. Mahiyeti var. Allah'taki. Allah'taki iman. Şimdi iman mahluktur. Sureti ve kanuniyeti. Bundan dolayı Üstad 23. sözde iman hem nurdur hem kuvvettir. Nur da kuvvetli mahluktur. Ne yapar? İmanın kuvvetiyle, imanın kuvveti ne yapar? Geçmişimizi tamir eder, tövbeye bizi sevk eder. Yaptığımız yanlışlıklar, kaza namazlarımız, kul haklarımız, yaptığımız günahları ödeme şuuru veriyor sana. İmanın kuvveti maziyi ve Allah'a bağlar. İmanın kuvveti buydu. İmanın nuru geleceği tenvir eder. İmanın iki yönü var. İmanın kuvveti ve imanın nuru. Şimdi 25. Leman'ın 25. devasında Hastalar Risalesi'nde istisna koymuyor. Her derdin devası olan imanınızı artırınız diyor. İmanınız. İman nedir? Bir bilgi değildir. Bir anlayış, fark ediş, kabul edip de konulacak bir şey değildir. Devam edince bir şeydir. Enerjidir çünkü, mahluktur. Söner bu. Ateş gibi. Odun atarsan canlı olur. Yani bir Allah'ı bilmek bitti. Sonra iniyor bu. O bilmenin enerjiye dönüşmesi lazım. Bak her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders alma ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah'ı bilmek, Emir Dağ'dan okuyor. Hani birinci dersi böyle iman eder, bir şey yaparlar ya işte. Birinci ders. Halbuki Allah'ı bilmek, Allah'ı nasıl bilmek? Bütün kainata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüzi ve külli her şey onun kabze-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmekle olur. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek, onlara isnat etmek, haşa hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek, şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki Bediüzzaman konuşuyor, biliyor musunuz yani? Ne acayip bir şey söylüyor. Yani yapıcı müsbet yapacağız. Hani diyoruz ya bazen böyle. Ya müsbet hareket edeceğiz. Adam Tanrı var etmiş. Bir Allah var diyor. Bir Allah var. Niçin ilk önce rububiyetini bileyim? Bak halbuki bir Allah'ı bilmek bütün kainata ihat eden rububiyetine. Rububiyet uluyet nedir? Uluyet iman esaslarımızı inşa eder bizde. Uluyeti anlatayım, bu çok kısa, çok çalıştığım için. Güneş düşünün, ayna düşünün, aynadaki güneş, ayna ruhtur, haşa, güneş Allah'a misal, Şems-i Ezeli dediği için usta, Allah'a misal, güneş Allah'a misal, ayna ruha misal, aynadaki güneş uluhiyet. Yani, Müslümanın uluhiyet problemi yok, iman sorunu yok, rububiyet problemi var, imanı devre dışı yapıyor bu sefer. Nedir o? Emirlerini tanımamak, kale almamak, Rablığını yani terbiyeciliğini, eylemini, kendisini idare edebileceğini zannedip Allah'ın hükümlerini kale almamak.
ciddi şeylerde Allah bu konuda ne diyor? Sormuyor. Sormuyoruz. Allah ne diyor? Sorumluluk almıyoruz. Paldır küldür, bana göre böyle. E sana göre çok şeyler değişmedi mi şimdiye kadar? Bunu da değişmeyeceğini nereden biliyorsun? Allah'ın rububiyeti, Müslümanların en büyük sorunu bugün, rububiyet sorunudur. Allah'ın Rablığına inkiyat edip etmeme sorunudur. Allah dedi mi, adam kale almıyor. Hocam diyor, şeyhim diyor, abim diyor, ustadım diyor, böyle diyor. Bir bildiği var diyor. Ulan Allah'ın dini ne zıt? Zıt bu. Allah'ın dini ortada. Hak belli diyor Peygamber Aleyhisselam. Batıl da belli. Ortadaki de şüpheli, ondan da kaçın diyor. Hak batıl belli iken, Allah'ın dini ortada iken, Ahmet'in Mehmet'in bir bildiği olur mu? Bir bildiği varsa o da bilmediği olmalıdır. Ha? Rububiyetini kale almam. Allah ne diyor bu konuda? Çok ciddi sorumluluklar taşıyor. Yani diyor ki değil taraftar olmak, hafif meyletmek daha zalim için. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَلَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Değil taraftar olanı, hafif meyledeni de Allah tehdit ediyor. Mektubatta geçen ayettir biliyorsunuz. Burada diyor ki Allah'a tamam. Bir Allah var ama icraatta, eylemlerde, hayatımızda Allah yok. Allah ne diyor ya? Tuvalete nasıl gidiyorsun? Gireceğiz. Allah ne diyor? Bakacağız ona. Dinle diyor. Paldır küldür çorapla tuvalete giremezsin ya. Değil mi? Abdest sorunu değil mi? Abdest sorunu tuvalette başlıyor. Abdestte bütün ibadetlerin zeminidir. Altını çektin hepsi dünya şeye bak. Evde. Evdeki kavgalarımızın sebebi diyor usta. İmani bil ahiret, 11. şuadan söylüyorum. İmani bil ahiret evde hakim olmamasından kaynaklanıyor. Ahiret inancı hakim olsa, bu benim eşim, tamam, ebedi bir arkadaşımdır. Ebedi ya, 60-70 senelik değil. Evde adalet olmaz kardeşim. Adalet var ama adalet içindeki şefkat var, af var. Kusur var ama böyle yapıyor. Ama şöyle dedi. Kardeşim, ben seni sevmemeye karar verdimse senin öyle oturman bile bana basıyor. Beni rahatsız ediyor. Sen beni sevmiyorsan Risale-i Nur dersi bile yapsam şu an sana batar. Seni rahatsız eder. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desem tamam onu doğru söylüyor ama adeta onu da demese keşke. Batsa. Öyle oluyor. Eğer evde muhabbet gitti mi kusur olmayacak veya kusur dahi muzam oluyor. Zam buluyor. Eğer ben sizi karar verdimse sevmeye, eğer eşini karar verdinse sevmeye 20 tane sebep bulursun. Karar verdin mi sevmemeye? Abi şöyle yapıyor. Kusur görüyorsan muhabbetin yok demek. Muhabbet kusuru göstermez. Ha? Af yok. Kucaklama yok. Ha? Af olması lazım. Şefkat olması lazım. Kıyas bir nefs yapacağız yani. Uydurukçasıyla empati yapacağız. Kardeşim affedeceksin ki afa layık olacaksın. Sonsuz bir hayatın bir arkadaşlığını yapıyoruz. Dava arkadaşlığı yapıyoruz. Ustad da diyor ki birbirimize biz diyor dünyevi dostluk edinmiyoruz. Rububiyet sorunu yaşıyoruz. Hareketlerimizde tuvalet adabından banyo adabına kadar, yatak adabı, evdeki adabımıza kadar, iş yerinde. Ticaret yapacağız, kavga ediyoruz. Niye? Adabına uymuyoruz. Akit yapmıyoruz. Kur'an'da oysa en büyük ayet, en uzun ayet müdayene ayetidir. Akitten bahseder. Güven yapıyoruz. Akit yapıyoruz. Akite kadar Allah hakim olacak. Tuvalette Allah hakim olacak. Tercihlerimizde Allah hakim olacak. Allah ne diyor bu ele şimdi? Bu elim nereye gidiyor? Kimi onaylıyor? Kimi reddediyor? Allah ne diyor? Bazen öyle tevil ediyoruz ki bunu bile batılda kullanıyoruz. Bana darbe gelmesin diye böyle siper ettiriyor. Bunu değil, Hazreti Ali'ye karşı Kur'an'ı yaptılar. Hazreti Ali ne diyor? Bununla
ayeti kastediyor. Batıl kastedilen hak bir sözdür. Bak, Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen kafirin ta kendileri değil mi? Vehhabiler. Çünkü o Hazreti Ali'ye itizal edip mutezile olanlar, bu zamandaki temsilcileri Vehhabilerdir. Risale-i Nur da öyle. Risale-i Nur'la bak, batıl bir hizmeti hak bir yöntemle yapıyorlar. Batıl bir hizmet, batıl yüceltmek için hak bir yöntem kullanılıyor. Ustad da el-hakku yâlu ve layûle aleyhde diyor ki, kafirler niye Müslümana galip? Çünkü kafirlerin davaları batıldır. Ama kullandıkları yöntem doğru. Hak bir yöntemi batılın emrine verince batıl galip oluyor. Müslüman hak bir davaya batıl yöntemi kullandığı için hak mağlup oluyor. Aslında hak batılın galibi değil, yöntemlerin galibiydi. Yöntem. O zaman ne yapacağız? Mesul olmamak, düşmemek için her şeyde Allah'ın hakimiyetini hakim kılmak. Ondandır düşmek. Bütün kainata ihate eden rububiyetine. Şimdi uluiyetten şey yapmıştım. Uluiyeti rububiyeti arasına farklı şey yapacağım. Allah'a alemimize hakim kılarsak tercihlerimizde bu bizi inşa eder. Eylemlerimizden, düşüncelerimizden Allah hakim olur. Allah'ın da şöyle bir vaadi var. Tarihçinin başına geçiyor vaadi, ayet. Bana bir adım atarsanız ben size 10 adımla karşılık verir. Allah'ı hakim yaparsak rububiyetini, Allah bizim o adımımıza karşı mukabele ediyor. O Allah'ın mukabele etmesi ruhumuzdaki tayyunu ve teşahhusuna uluhiyet denilir. Güneş, haşa Allah'a misal, şems-i ezeli, ayna rububiyete misal, temizliği kırık mı, çatlak mı, renkli mi? Aynanın kendisi rububiyet. Yani onun kalitesi bizim, bize bağlı. O aynada güneşin gözükmesi Allah'ın adım atması. Bizim aynayı ruhumuzda Allah taayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şualar. O ruhta gözüken Allah'ın taayyum ve teşahhusuna uluhiyet denilir. Tamam? Rububiyetimize karşı Allah'ın uluhiyeti. O ruhumuzdaki o güneşin cilvesi olan uluhiyeti namazda şöyle yapıyoruz. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Huzur, muhataba zamiri kullanıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun. Kim? Ben, sen, o. Alemlerin. Alemlerin Rabbi kimdir? O. Er-Rahman-ı Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Ben, sen, o. Üçüncü teki şahıs. Maliki Yevmiddin. O din günü sahibidir. Üç. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Kes sen oldu. Muhataba oldu. Bak üçüncüde o alemlerin Rabbidir. O Rahman ve Rahim'dir. O ahiret gününün sahibidir o. Geliyoruz huzur makamına. İyyâke. Sana ibadet ettiğimizden dolayı senden yardım diliyoruz. Yardım dilememizin sebebi sana iman ibadet ettiğimiz için. Sen oluyor. O sen diyen bizdeki, ben sen karşılıklı olan aynemizdeki uluhiyet güneşe diyor. Aynedeki güneş güneşe diyor. O ondan. Yansıması aslında kendinden kendine. Burada bizim adım atacağım şu. Allah'ı hayatımıza hakim kılacağız. Allah inanca, düşünce dediğimiz böyle kenara bırakmayacağız. Hatta namazda bile Allah hatıra gelmiyor. Yani düşünebiliyor musun? Rüştü abi dedi ki bir gün bana, öğle namazı da kaç rekattır? Baktım şöyle, ter yaptı. Dedi ki, Allah hamdolsun. Abi ne oldu? Öğle namazı kaç tane secde var? Bilirsiniz. Kaç tane var? 28. He? 20 tane mi? 20 tane.
Dedi ki elhamdülillah öğlen namazının bir secdesini kurtardı. Allah bereket versin diyor, şükrediyordu. Tamam? Bir secde ettiğiniz zaman para dolan kadın gelmese siyaset çubu, onu kurtardın demektir. Onlar gelmesin yeter. Bir şey gelmesine gerek yok. Terk. Terk yaptık mı tamam. Bir şey gelmemesi başka şeyi hakim kılmaktır. Bir tanesini kurtardım dedi. Ya. Demek ki bütün kainata iata eden rububiyetine, Rablığına, Allah'ın terbiyeciliğine, emirlerine, İslamiyete, eyleme ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey olan kabza-i tasarrufundan. Allah. Allah hakim. Diğerleri bahane. Bizi bize gösteriyor tercihlerimiz. Allah zaten biliyor. Allah bilmek için bizi göndermedi. Seni sana gösteriyor. Seni sana inşa ettiriyor. Zaten olacak olacak. Ama sen kim olduğunu, nerede durduğunu seni sana göstermek için diğerlerini malzeme yapıyor. Bu siyasi bir tercih olur. İçtimaiyatı bir olur. Ticarette olur, ev hayatında olur. Senin kim olduğunu senin görmen lazım. Tercih, oysa Allah karar verdi mi, diğerleri bahane. Arkadaşlar, dinsizlerin bir sözü var, Yahudilerin, Müslümanların içine sokmuş. Dinsiz bir sözdür. Üzümünü ye, bağını sorma. Gavurane bir sözdür. Kaka yavrum. Gavurane bir sözdür. Kaka radiyallahu anh'dır, sahabedir. İnsanı çocuğun pisliğine nispet etmiş Yahudi. 1000 sahabe kuvvetindeymiş diyor Hazreti Ömer radiyallahu anh. Halid bin Velid. 1000 tane şey istemiş asker bunu göndermiş. Yahudileri ortadan kaldıran sahabedir. Bir bağırık yok ki dağlar sağlanıyor gelirken. Ya ben Hazreti Ömer'den 1000 kişi istedim ya işte 100 kişi ne dedi? Dedi ki, sen benimle böyle işledin mi? Ben Kaka radiyallahu anh'ı gönderdim. Kaka radiyallahu anh'ı gönderdim. Yahudileri ortadan kaldırdı. Tek başına bu ordu gibiymiş. Girdiği sırayı darmadağın ediyormuş. Zaten onun en büyük özelliği yarıyormuş. Ta merkezdeki beyin takımını ortadan kaldırıyormuş. Kimse şapamıyormuş. Dehşetli bir şeymiş. Yahudiler o düşmanlığını çocuğun pisliğine koydurdu. Bize de bunu söylettirdi. Hani Arap düşmanlığı, oysa Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, Arap'ı sevin. Zira ben Arap'ım. Cennet lisanı Arap. Arapça, Kur'an Arapçadır. Ama biz köpeğe koydurduk. Arap. Arap. Soruyorum size. Yurt dışındasınız, Almanya'dasınız. Alman köpeğini çağırıyor. Hey! Türk. Ali. Hüseyin, Muhammed, senin ismin neydi? Yunus. Dokunmaz mı adam? Dokunur. Araplar da oradan geçiyor. Arap. Aynı gavurca sözü. Üzümü niye? Bağını sorma. Müslüman sorar. Nereden geldi kardeşim? 25. sözde söylüyor. Kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne makamdan demiş. Makam ve maksat. Ne yaptığına bakmayın kişiye. Niçin yaptığına bakın. O zaman aldanmazsınız. Hak yöntemi batıla kullandırır. Seni dalet eder. Kullandığı yönteme aldanma. Allah demesine inanma. Feveylü lil musallin. Namaz kılmayanlara demiyor. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Ötekisi bahaydaydı zaten. Ne yaptığına bakmayın. Kim demiş, kime demiş, ne makamdan ne maksatta demiş. Bu soruyu sorarsak her fiile söze ferasetimiz açılır. Yoksa bizi aldatırlar. Yapılan doğru yönteme bakmayın. Batıla hizmet ederim. Eğer sorarsan bunu niçin yapıyor, niçin yapıyor diye, kimin için niçin yapıyor diye sorarsan kimin için niçin yapıyor? O zaman senin ferasetin açılır. O zaman kullandığı yöntemi koy kenara.
Yo doğru dahi olsa yanlışa hizmet eder. Onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğunu kat'i iman etmek, tamam bir, rububiyet baştaydı Allah'ın eylemlerine. Neydi Allah'ın rububiyeti? İslamiyetti. İslamiyet, hakka teslim, tarafgirlik ve inkar. Üç. Mektubattan söylüyorum. Kitap okuyan insanlarsınız. Kafayı kaldırıp söylediğim yerler de kitaptandır hep. İzan nedir? İmandır. O da nedir? Hakkı kabul ve tasdiktir. O itikattır. Allah'a inanmak, peygamber inanmak, eylem değil. Allah'a inanmak, peygamber inanmak, İslam ise eylemdir. Eylem varsa İslam vardır, eylem yoksa İslam yoktur. Namaza inanmak yok ki. Namaz kılmak var. Peygambere inanmak var. Ama hacca gitmek var. Git hakkı. O sana tahakkuk etmişse gitmesen değilsin. İslam'ın haç tarafı sende yok. Oruç tarafı yok. Bir tane kalmış. Eğer o da yoksa İslam yoktur. Eylem yoksa İslam yoktur. İslam eylemdir, inkiyattır diyor. Teslim demek rububiyetine bilaperva hesapsız teslim olmak. Bak hakka nedir? Teslim olmak. İnkiyat fiile geçirmek. Ne dedi Allah? Buna ne diyor? Ha bilmiyoruz kardeşim, biz cahiliz ya, bu anlattıkları ben nereden bileceğim? E tamam da bilmediğin için zaten biliyorsun da derse geldik. Risale-i Nur ne diyorsa bize? Abi Risale-i Nur çok diyenler var sağda solda. Bakacaksın hayatıyla İslamiyet'i yaşayanlara. Bu hizmeti sevk idare eden veli nimetlerimiz var. Ha? Veli nimetlerimiz var yani. Şükrediyoruz böyle kardeşlerimiz olduğundan dolayı. Böyle abilerimiz olduğundan dolayı. Böyle bir hizmeti yapmasalar ben nerede yapacaktım? Sen nereden gelecektin? Birisi bak lamba getirmiş. Birisi elletik fatura getiriyor. Birisi bir ne yapıyor? Ben de bir ders yapıyorum. Bu bütünlük içinde ben de bir cüz. Bak hep beraber lambadan istifade ediyoruz. Elhamdülillah. Nimetin şükrünü edeceğiz ki Allah çoğaltsın. Allah, dua ediyorum beş vakit. Allah'ım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki hatırı, kıymeti, mahiyeti hatırına bu iman hizmetini elimden alma. Elimizden almazsan. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah yanındaki değeri, hürmeti hatırına hizmet imani, Kur'an'ı Allah elimizden almasın ve son nefesimize kadar bu sıfatla kabre girmeyi nasip eylesin. Talebi ulum sıfatıyla inşallah. Ya onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat iman etmek, mülkünde hiçbir şerik olmadığına, mülkünde bakın, eylem bu. Eylem, rububiyet ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, bu itikat, kalben tasdik etmek de olur. Yani bir Allah var deyip, bir Allah var, bütün mülkünü esbaba hakim kılmak. Esbab için ustad şey diyor, esbabı topladım. Kitap okuyanlar, hepiniz zaman okursun. Esbab hakkında dört sıfat buldum. Esbab, ABC, esbab bahanedir. Esbab hiçtir. Esbab perdedir. Esbab zahiridir. Külliyatta esbabı toplarsanız ana fikir bu çıkıyor. Ama fiili bir duadır. Esbab. Riayet etmek fiili bir duadır. Neticeyi Allah verir. Bu da yekeriz. Allah verir. Veririz. Evleniriz. Çocuğu verirsin. Verir Allah. Ama onu hakim kılmak değil, vesile kılmaktır tabiatı. Burada diyor ki, mülküne, esbaba, tabiata taksim etmek, onlara istat etmek, vekil etmek, vesile etmek değil, hakim etmek esbabı. Haşatsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek. Yani Allah, her şey hakim kardeş, Allah işin başında. Senin istediğin var ya İslam'ın dinin hakim olmasını. Allah senden fazla istiyor. Ama bizim düşündüğümüz gibi değil. Olay. Tamam. Her şey bellidir. Ama
sen ve ben kim olduğumuzu nasıl anlayacağız? Hayat, hayat bir sayfa. Efallerimiz kalem. Sayfamızı yazıyoruz. Ya İmam-ı Şafii'nin bu konuda çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ortalık fitne soru şuydu. İmam-ı Şafii'ye sormuşlar. Ortalık allak bullak olduğu zaman, karıştığı zaman, hak batıl birbirine girdiği zaman, doğrunun yanlışın, zulmetin nurun, imanın küfrün, hak ve batılın karıştığı zaman biz ne yapacağız ya imam? Şimdi siz varsınız. Tamam da siz olmayınca ne yapacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri demiş ki herkes ezberleyebileceği bir cümle söylemiş. Hedi Allah'ım. Allah ondan razı olsun. Şefaatine mazhar eylesin. Düşmanınızın ok, bak düşmanınızın, dost değil. Düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Ha. Üç ayak kullanıyorum ben, üçgen kullanıyorum. Benim düşmanım burada. Burada X. Bilmiyorum bu adam kim. Bu adam kim bilmiyor. Dostumuz mu, düşmanımız mı? Bunu bilmiyoruz. Tamam, böyle bir senaryo. Kafanıza koyun şimdi bir adamı. Bu adam, vallahi şüpheleniyorum ya. Bu kimdir? Neyin esir? Çok kolay bunu tespit etmek. Benim düşmanım kim? Bu. Bu kesin. Bir bak bakalım bu oku nereye atıyor. O benim düşmanımdır. Yani, bu benim dostumdur. Yani ortalık karışık, İbrahimler çok. Hangisi İbrahim? Nemrut'un okuna bakın, o İbrahim'dir. O senin dostun. Ortalık karışık, hangisi Musa? Bilmiyoruz. Firavun'un okuna bakın, o sizin Musa'nızdır. O kadar kolay bak. Ne düşmanımın? Düşmanı bana dostudur. Üçgen. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Dostumun düşmanı bana düşmandır. Bu düşman mı değil mi ya, biraz şüpheleniyorum. Dostuna bak. Bu buna düşmansa dostumun düşmanı bana düşmandır. Islak ne güzel nasıl getirmiş. Tak tak. Böyle darinam. Elhamdülillah. İyi ki tanımışız Risale. Vallahi allak bullak edecek verdi bizi. Şükürler olsun. Doğruluk namına ne kadar batıla hizmet ettirecek verdi. Kara kalpli insanları dinin merciği görecektik. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, başıboş ve gaysiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar varı dalgalar içerisine sahili selamete çıkartan, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyim? Hüsrev abinin gayri müteşir şiiri. Hüsrev abi demiş. Bak, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken, seni aldı ki, dedi ki, gel buraya. Senin adın neydi abi? Eyüp. Sen dedik gel buraya, senin yerin burası. Gaflet ve dalalet karanlıklarındayken burayı çekip çıkartan. Hadisatın dağlar var, dalgalar var, herkes altına eziliyor böyle. Sahili selamete çıkaran. Tamam. Başıboş ve bir gayetsiz bir gençlik var. İstikamete koyan. Risale. Sana nasıl vücudumu feda etmeyin? Vücudumu feda etmek, işini gücünü bırakıp da buna şey yapmak ile değil. İman hizmeti kadrosuyuz. Çoluk çocuğumuzun iyaşesiyle meşgul oluyoruz, tamam mı? O, bunu, yoksa hayattaki yaratılış gayrı Allah'ın dinine hizmet etmek. Çoluk çocuğun rızkını da, siyasi partinin başında da olsa senin ömrün inşallah hizmet imaniye de geçiyor. Bu düşünce. Ben çoluk çocuğumun iyaşesiyle zahiri meşgulüm. Yoksa hayattaki gayem iman ve Kur'an'a hizmet etmektir. Demek böyle düşüneceğiz. Bu söz benim değil, Zübeyir abinin sözüdür. Yani siyasi liderin dahi olsa, cemiyetin en şeylerinde dahi bulunsanız, düşüncenizde çoluk çocuğumun iaşesi için çalışıyorum ama hayattaki gayem, maksadım, hedefim hizmet imanı Kur'aniyedir. İlk önce kendimin, sonra yakınlarımın, dindir zaten bu, kendinin yakınlarının, sonra muhtaç olanların imanına hizmet etmekle mükellefiz.
Haş hadsiz şeritleri hükmünde esbab-ı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır, irade ve ilmini bilmemek, şiddetli emirlerini tanımamak, şiddet emirleri var. Allah diyor, hocam da böyle diyordu ya. Haddallah diye geçer. Haddallah. Dinde öyle geçer. Had koşarlar. Allah böyle diyor, o da böyle diyor ama karşı karşıya. Bir bildiği var diyor. Tövbe estağfurullah. Artık dininiz belli diyor, bitmiş diyor. Daha bildik, daha kimse bilecek bir şey yok. Allah diyor ki bitti. Bitti. Din tamamlandı. Din tamamlandı diyor. Size din olarak İslam seçildi diyor. Başka din yok ki. Tamam. Ama bir bildiği var diyor. Zıkkımın kökü var diyeceksin. İlmini bilmemek, şiddetli emirlerini tanımamak, şiddetli emirlerini tanımamak. Kızıyor diyorlar. Nasıl kızmayayım? Allah böyle diyor. Bir bildiği var diyor. Fesubhanallah. Bari de ki, yapamıyorum ya. Allah beni affetsin. Tamam. Adamsın yani. 464'te söylüyor mektubatta. Diyor ki yapamasa da demiyor. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Bak. Ahkamı yapamasa demiyor ha. Yapmasa da. Yapamayacağın bir şey sana teklif edilmemiş zaten. Yapılmıyorsa yapamadığından değil yapmadığındandır. Yapamadığını olsaydı teklif edilmeyecekti. Sıfatlarını gönderdiği elçilerini, peygamberliğini bilmemek. Elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. İstediğin gibi yaşa. Belki küfrü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söylüyor. Evet, inkar etmemek başkadır. İman etmek bütün başkadır. Evet, kainatta hiçbir zişur, kainatın bütün etzası kadar şahitleri bulunan Halik-i Zülcelal'i inkar edemez. Etse bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır. Fakat ona iman etmek tarif ediyor şimdi ve bitiyor. Bitireceğim dersi. Bismillah. Ona iman etmek bir, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi o Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit yapmasın demiyor. Ne diyor? Günah ve emre muhalefet ettiği vakit. Onu takvada söylüyor Kastamonu 148'de. Bu da size lazım bunu. Söyleyeceğim lügatta iki seşit yazıyor da. Takva, meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Değil mi? Lügata bakarsanız ikisi aynıdır. Meniyat, günahlar aynı. Değil. Risale-i Nur'un içindeki lügat şöyle diyor. Meniyat, terk-i kebairdir. Altında yazıyor zaten. Bu takva denilen terk-i kebair ve def-i mefasit. Sıralıyor, tesadüf yapmıyor. Terk-i kebair, def-i mefasit demiyor. Def-i mefasit, terk-i kebair diyor. Hayır, o zaman nedir? Takva, meniyattan ve günahlardan. Meniyat, def-i mefasittir. Günahlar, terk-i kebairdir. Kısacası, terklerimizle kafa çalışır, günah işlememekle kalbimiz çalışır. Terklerimiz olacak kardeşim. Kardeşler, televizyondan, internetten, cep telefonundan uzak duracaksınız. Bu terktir. Terklerle dima çalışır, eylemlerle kalp çalışır. Def-i mefasit. Seni ifsat eden şeyi terk et. Def-i mefasit. Takvanın. Hatta şu anlarda diyor ki, şeriat diyor, din diyor, sırf akaid, iman değildir, inanmak değil. Ameli salihte İmanın bir cüzüdür diyor. İslam'ın bir cüzüdür. Amel-i salih. Amenu ve amelu salihat. İman ve amel-i salih. Def ederek, terk ederek çalışıyor takva. Takva neydi? Buydu. Peki aynı zamanda takva nedir? Vicdaniyattır. 100,
46 Utbe-i Şamiye. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Takvaç olursa bu dördü otomatik çalışıyor. İraden de devreye girer o zaman. Birincisi terk. Terk edeceğiz kardeş. Terk edeceğiz. Ne kadar mesela abi çocukları şey yapamıyoruz, cep telefonumuzu alıyor. Çok kolay bir yöntem uygula. Çocukları cep telefonuna kurtarırız. Çok basit. Bak, fedakarlık olacaksın. Ben bu fedakarlığı yapamadığım için evlenemedim. Evlendiyse fedakarlık yapacaksın. Nedir o? Çocukları cep telefonundan kurtarmanın birinci yolu şu, en kolay. Bir, cep telefonu, akıllı telefonu çıkartacaksın, satacaksın. Tuşlu telefon alacaksın. Çocuk bakacak, yok ne yapacak? Adım atacaksın ki haşirde de özürün olsun. Ya Rabbi, evet bu kadar yapabildim. Ya okuldan kapıyor bilmem ne yapalım ama sen adım attın. Aa baba falan onu versen. E tabi çocuklara telefon vermek, laptop vermek, laptop vermek, bilmem oyuncak almak baştan def etmek manasındadır. Çocukların odası oyuncak mezarlığı olmuş. Koyar hani buraya iki kişiyle lak lak yapayım diye. Dizi seyrediğimde koyuyor çizgi filmle. Ondan sonra telefon ediyor. Abi çocuk laf dinlemiyor. Abi için dalgın, dikkat bozukluğu var derse şey yapmıyor. Bir sömürüldü beyni. Telefon sömürdü bitirdi işini. Ben şimdi cep telefonuna kamera çeksem biter mi? Biter. Cep telefonuna ses çeksem biter mi? O eylem yapsam biter mi? Biter. Ha, aynı cep telefonu bu. Kamera çekiyor. Ses çekiyor. Eylem yapıyor içeride. Bitiyor da ceyran. Ettir ya. Ruh ne kadar emanet çek. Kazandığı enerjiyi doğru davranışında kullanamıyor ki. Bitiriyor, sömürüyor oyunlar. Adım atacağız. Bu terktir, terk. Aa nereden bahsediyorsun? Ben deyim de ister ya, ister yapma. Çünkü sonra sandalyeyi kafana geçirdiği zaman, büyüdüğü zaman nereden çıktı ya demezsin. Çocuklar tahrip oluyor. Ona iman etmek, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi o Halik'i sıfatları ile, isimleri ile umum kainatın şehadetini istinaden kalben tasdik etmek, bir, iki, ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak, günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Kalben tövbe nedamet. Peki, tövbe ne demek, nedamet ne demek? Ne yaptıksa günah, varsa kazası ödemek, ondan sonra kalbinde nedamet duymak. Mesela, diyelim ki oruç tutmadık. Emre muhalefet ettik geçti askerlikte vesaire. Onun tövbesi kazanı ödemektir. Namazın kılmamışsın geçmişte kalmış kazan. Onun tövbesi kazana başlamaktır. Zekat borcun, adak borçlarımız, eşeğe lanet okumak, anne baba hakkı, kul hakkı. Tamam. Hele hele zan, birbirimize suizan. Bunlar tövbesi nedir? Tövbesi şöyledir. Ya Rabbi tövbe ettim. Öyle değil. Hangi yolla haram işlediğinse o yollarla telafi etmek. Affedersiniz kusura bakmayın. Senle ben içki içtim. Ya Rabbi ben tövbe ettim yok. Telefon edeceksin ona. Kardeş hatırlıyor musun? Ben hani içki içtik. He? Ben ondan tövbe ettim. Herkes ilan etmiyorsun. Kim şahitse. Aynı. Hususi, gizli işlenen günahların tövbesi hususidir. Aşikar işlenen günahların tövbesi aşikardır. Bu İslam şeriatına geçiyor. Tövbemiz bu. İkincisi nedamet dedi. Allah'ım affet. Zina, içki, kumar. Bunun, bunun şeyi mesela şeyi. Kumarın şu var işte zicir. Fakat içtin işte. Bunun tövbesi yani kazası yok kazanamazı gibi. Nedir? Nedamettir. Ondan sonra şeran cezasını uygulattırmaktır. Tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, son şeyimi okuyorum ama acayip cümle şimdi. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Bu Bediüzzaman Aşk'ın imamıdır. Ahmet Mehmet'in sözü değil bu. Şefkat sahibi. Böyle diyor.
Bunu Mecelle'de 27. maddede öyle hatırlıyorum. İslam Anayasası'nda şöyle diyor. Günah-ı kebairi istihlal ve istihfaf etmek alameti küfürdür. Demek aha hangi zamandayız? İstihfaf, hafife almak. İstihlal, helal demek. Ya bu zamanda olur ya. Alameti küfürdür diyor. Bak Bediüzzaman ne diyor? Asıl imamı diyor ki, yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, burada mefhum muhalif şudur. Düştün, istemeden ne oldu? Tamam. İmansızlık olmuyor. Düştün, lanet olsun. Allah kahretsin. Düştük ya. Allah'ım beşerim affet beni. Değil. Bu değil bak. Büyük günahları serbest işleyip. Serbest işleyip. Serbest değil ama düştü. Yani aklın günahı takip etmeyeceksin. Ya nasıl yapıyorum bunu oğlum? Nasıl aldatacağım lan onu? Nasıl parasını karşılayacağım? Ona nasıl tecavüz edeceğim? Bilmem ne yapacağım. Bunu yaptın, bu serbest değil kardeşim. Bu düşmek değil. Takip etmektir. Hiç mi nedamet etmiyorsun? Hiç mi rahatsız olmuyorsun? O günah kebairi, büyük günah. Olmuyorsan, büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek, aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. Her neyse, evlatlarım, emniyetli bir hadise size bu uzun meseleyi kısaca beyan etmeye sebep oldu. Şimdilik sizlere Risale-i Nur'un emniyetli şakirtleri nazarıyla bakıyorum. Bu geçmiş midir? Hayır. Hayır. Kur'an'da da yazı var. Hadiste de yazı var. Her asırda da şey yapıyor. Onun için insan okurken aziz sıddık kardeşlerim, hepinize selam ediyorum deyince aleyküm selam alacaksınız. Selam almak vaciptir. Kayıtta geçen söz gibi değildir. Aynı devam eder. Bak Kastamonu 57'den söylüyorum. Dualarıma diyor, gelecekte olacak nur talebeleri de dahildir diyor. 57'de geçiyor ha. Benim sevaplarım ustada geçecek, ustadım bana gelmeyecek. Böyle matematik olur mu? Böyle ortaklık olur mu? Tabii. Bak biz o zaman doğmamıştık ustad şey yaptığı zaman. Bak 57'de diyor. O havalidekilere ve gelecekteki nur şakirti olacak şeylere de dua ediyorum. Allah Allah. Hatta ben şimdi bunları değil, 50 sene sonraki nesli düşünüyorum. Ey koca şefkat usta. Allah şefaatine mazhar eylesin. İki canı da aziz eylesin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayın. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin. Ya Rabbi aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahedet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıblet ola, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Amin. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Ya Rabbi asıl Deccal'ından, Süfyanlarından, Şeddatlarından bizi, evlad-ı âlemimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua ettiklerimizi, bize dua edenleri de muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel âlemin, İslam için, vatan için, din için, mukaddesat için, namus için mücadele ve mücahede eden mücahit kardeşlerimizi, her sahadaki mücahit kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle, amin, davalarında muvaffak eyle, amin, semavi arz-ı afaklarında hıfz-ı emin eyle, amin, onları ve bizi, sevdiklerimizi, bizi sevenleri, cin, şeytan, erva-ı habise, mevad-i şerre ve nefs-i emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tıma selavat.